ve risk yönetimiyle devam ediyoruz. Yayınımız Ateşen Aybars'la birlikteyiz. Ateşen hoş geldin, iyi haftalar. Hoş bulduk Didem, teşekkür ederim. Sana da iyi haftalar. Teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz haftadan özellikle cuma günden devrettiğimiz başlıklar var. Hafta sonu yaşananlar var ama tarım dışı istihdam takip edildi cuma günü. Sürpriz yaptı, negatif sürpriz. Nasıl algılandı? Öte yandan Rusya-Ukrayna ateşkesi delindi deniliyor. Kağıt üstünde devam etmesi durumunda yaptırımlar hafifletilebilir dedi Obama. Ama AB'nin yeni yaptırımları yolda, özellikle enerji ve bankacılık nezdinde. Şimdi bütün bunları bir potada erittiğimiz zaman petrolle ilgili nasıl bir senaryo çıkıyor ortaya? Bugün onu konuşacağız seninle. Ne dersin? Nasıl yorumlamak lazım tüm bu gelişmeleri? Aslında bu jeopolitik endişeler sanki arkaya atılmış gibi ama sen az önce Ayşe Hanım'la konuşuyordun galiba. Rusya, Ukrayna meselesini falan. Sema Hanım'la, evet. Sema Kalaycıoğlu. Sema Hanım. Evet. Aslında dinlemek isterdim yani oradan çıkarımların... Dinlemediğim belli zaten yani. Hayır, senden dinlemek isterdim. Nasıl yorumluyorsun diye orayı dinledim de. Şimdi Didem, dediğim gibi aslında cuma günkü tarım dışı istihdam rakamları gerçekten emtiaları baskı altına aldı. Bu tabii dolarla da alakalı. Dolar son zamanlarda ciddi olarak yükseliyor. Doların yükselmesi genel olarak emtia fiyatlarını... özelinde işte tahıllar vesairesi hava koşullarından dolayı ciddi olarak baskı altında. Bir de tabii bu jeopolitik gerginle gerilimlerin nasıl gittiği meselesi. Ukrayna, pro-Russian ya da Rus yanlısı ayrımcıların durumu elbette ki etkili oluyor. Ama bütün bunların hepsini bir sepet içinde değerlendirirsen hepsinin negatif etkisi petrol fiyatlarını bir hayli düşürdü. Aslında yani biz sürekli konuşuyoruz, bu 90'lara kadar falan gelir diye bir beklentimiz vardı. Aşağı yukarı geldi, oradan sonra ciddi bir toparlama oldu. O toparlamayı da hatırlayacaksın, 38.1-96 civarı, evet, stop seviyesi demiştik. Oradan tekrar düşmeye başladı. Şimdi bu seviyeden sonra benim tabii şahsi görüşüm, petrol fiyatlarında... hala o aşağıya gelmemiş, 90 ve 90'ın altındaki stopları temizlenmiş olması sanki hep oraya gelecek gibi bir his uyandırıyor bende ama bu tabii bir his. Piyasa bunu yapar mı yapmaz mı ayrı mesele ama odur ki yeteri kadar düştü, tepkiyle çıkacak kadar gücü yok. Belki biraz daha aşağıya sarkabilir diye bekliyorum ama genel olarak petrol fiyatlarında da bir süre için yatay seyre hazırlanmak lazım. Yani 90, 92, 95 arasında bir konsolidasyon süreci olabilir. Peki, notların içerisinde şimdi dikkatimi çekiyor. Biraz temel ve tekniği birlikte bakılmalı diye bir not düşmüşsün. Bu çok sık konuştuğumuz bir şey değil. Yani biz teknik grafiğini her halükarda ekrana getiriyoruz. Hani rakamları ve tabloyu görmek adına ama... zaman zaman temeller öne geçiyor, zaman zaman teknik biraz daha fazla çalışıyor gibi oluyor. Şimdi petrol fiyatlarında daha teknik bir sürece doğru mu giriyoruz, yani, onu mu? Şimdi temel veriler çerçevesinde yapacağını yaptı, en azından görülebilir bir gelecek için. Şimdi burada eğer piyasa yatay hareket edecekse o zaman teknik olarak bakmak lazım. Temel olarak baktığında yatay piyasada hiçbir yere gidemezsin. İndikatörlerde ne gibi sinyaller var? Biraz... Şu anda bu WTI'yi ekranına almışsın zaten. İstersen hazır o oradayken Brent işte WTI için indikatörler ne söylüyor? Biraz da ona bakalım. Yani o %38'lik FIBO stop seviyesinden aşağı doğru gelen petrol fiyatlarında son birkaç gündür de 3 gündür görebildiğim kadarıyla durmaksızın bir düşüş var yeniden. Buralar da biraz yataya peki, geçer mi? 90'a doğru, 92'lere doğru tekrar bir geri çekilme yaşanır mı? Şimdi sondan başlayalım o zaman madem teknik dedin. Didem mi? Teknik göstergeler tek tek bakalım. Ben de bakmadım ama mesela RSI'ye bakarsak, RSI'da işte aşırı düşükten de biraz toparlanalım. Şu haliyle RSI 42 civarında. 40 civarındaki bir RSI şunu söyler. Evet, relative strength index bir hayli azalmış ama 30'un altında değil, 20'nin altında değil. Dolayısıyla aşırı ucuz bölgede değil. Bu ne demektir? Hala
yer var. Hala petrol fiyatlarının düşmesine karşı bu endeks sıkıcı, endişe verir, sinyal verir halde değil. Bak, Brent için bir son dakika geçiyor arkadaşlarımız. 2013 Haziran ayından bu yana ilk defa 100 doların altını gördük Brent'te. Birazdan ona geleceğiz hemen ama. Hemen bakalım, evet. Brent'te de 100 çok çok şey, önemli bir seviye tabii psikolojik olarak. Doğal olarak buradaki biraz daha aşağıya gelebilir ama dediğim gibi 90-92-50 civarında uğraşacak. Orada bir destek var. O orayı kırarsa aşağıya sarkma uzar 90'lara kadar. Hatta ben yani 87'den de bahsetmiştim bir iki ay önce ama yukarıda fazla ümit yok gibi bir süre için. Çünkü 95'e gelip oraya tanki biraz sert bir direnç gördü. Denedi olmadı. O zaman yukarı gidemezsem aşağı gideyim deyip işte 90'lara doğru eğildi. Şimdi kırmış mı şey? 100 dolar 14 sentte şu anda ama 100 doların altını gördük. Tabii dip yapmış. Bakalım şimdi Brent'te de Didem, Brent biraz daha zayıf. Brent'in zayıf olmasının nedeni bütün petrol, enerji, doğalgaz vesaire olumsuz temel veriler çerçevesinde Brent'te ayrıca arz yönlü şey de var. Problemler ya problem değil de endişeler var. Çünkü Libya ciddi olarak üretime başladı. Ama ne olur ne olmaz belli değil. Orada Kadhafi sonrası bir hayli kargaşa yıllardır devam ediyor. Her an patlak verebilir. Ama Libya'nın üretimi artırması Nijerya ile birlikte aslında bearish yani şey için olumsuz. Brent için olumsuz. Olumsuz derken de aşağı yönde aşağı demek istiyorum. Evet. Bearish deyince anlaşılıyor ama olumsuz deyince iyi alana olumsuz, satana olumsuz mu ayrımını yapmak lazım. Burada elbette ki olumlu eğer Türkiye cari açık anlamında ucuz petrol fiyatı istiyorsa düşmesi olumlu. Ama biz trader anlamına konuştuğumuz zaman olumsuz. Orada da uzun musun kısa mısın? Neyse fazla uzatmayayım. Ama aşağı doğru bir sarkma var. Bu bugün evet 100'de uğraşıyor. 100'ü kırarsa bu birkaç dolar daha aşağıya verir. Çünkü orası genel olarak hiçbir şey bilmesen bile psikolojik önemli destek direnç nokta olarak orada bir akümülasyon vardır her zaman. Çok kolay amatör yatırımcı her zaman civarında stop koyar hemen altına üstüne. Mesela böyle bir süreçte muhtemelen onları temizlemek üzere büyük el bir salınım yapar orada. Dolayısıyla burada şey için de Brent için de mesela RSI yine 35 civarında bir hayli düşük ama şuradaki gibi değil mesela. Yani belli seviyenin altına gelince yani RSI önemli bir, çok basit ama çok önemli bir teknik göstergedir. Çünkü büyük yatırımcılar, fonlar öyle nitty gritty çok detaylı kişisel teknik modeller yerine doğrudan doğruya RSI'ye bakarlar. Onun yüzde işte 20 yahut 30 civarında olması bir hayli şeydir. Aşırı satıldığı anlamına gelir. Kıstas benchmark odur. Ucuz. Ya da işte 70-80 üzerine çıkarsa pahalıdır şeklinde düşünülür. Dolayısıyla burada hala yer var. Aşağı doğru inmesinde. Diğer yanda diğer göstergelerde fazla bir şey yok. Yani şey için 100 dolar Brent kırılırsa için, birkaç dolar daha aşağı sarkabilir dediğin ne kadar? Hani, ne kadar? Vallahi onu kesin. Haziran 2013'ten bu yana ilk kez tekrar 100 doların altını görüyoruz. Dolayısıyla hani bayağı bir geri gitmemiz gerekiyor oralarda bir destek Dedem, var yani, mı yok mu diye bakmak için ama. Yepyeni bir soru. Şimdi yani 100 seviyesinin altını kırarsa buna ileriye dönük bir beklenti yahut yorum yapmak teknik analizde pek akıllı bir şey değil. Ama şu denebilir, eğer biraz uzun vade bakarsak, mesela haftalık bakıyorum ta 2000, neresi burası? 2013 Haziran'ı işte şurada. Evet. Bu yana ilk kez 100 dolar. Evet şurada şu civarda gerçekten bir destek oluşmuş. 90-95 arasında bir akümülasyon var değil mi? Aynen öyle. Ha, onu söyleyebilirsin. Yani bir hedef olarak gösterebilirsin. Yani. Öyle olacağı anlamına gelmez ama kısa vadede ne kadar sarkacağı konusunda bir referansım yok. Peki, ancak sayıf. Aykut Aşan demiş ki petrolü hangi neden 115 dolara çıkartıyor? Rusya'ya rağmen hangi neden 100'e düşürdü? ABD'nin petrolde ihracatçı olması mıdır bu neden diye sormuş. Can Demir Yürek de şöyle bir görüş paylaşmış. Amerika'nın enerjiye yatırım yapması pozitif bir gelişme. Petrol ihracatı olumlu yansıyacak. Tabii bizlere de olumlu yansıyacak demiş.
Yani aslında Amerika'nın enerji tarafındaki duruşu, tutumu, gidişatı hakikaten önemli bir belirleyici gibi duruyor. Ama Rusya'ya rağmen petrolün bu denli düşüyor olmasının da arkasında yine ABD'nin o ihracatçı konumuna geçme durumu mu var? Yani herhalde hepsi var ama işin özünde bir emtiayı hareket ettiren yahut fiyatını oynaklaştıran yani zilyon tane neden var. Çok ne kadar güleçsin sen bugün. Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Ona gülüyorum. Niye zilyon? Tamam var. Ha, şimdi o en nedenle önemlisi meselesi. Her biri önemli olur. Her biri sırası gelince öne çıkar. Koşun asker gibi. O yüzden bu küme içinde bazıları arka plana itilebilir. Mesela bugünlerde petrol fiyatında yani bütün dünya petrol denizinde yüzüyor gibi bir bolluk var. OPEC üretiyor, Libya üretiyor, ABD üretiyor. Ha, bütün bunlarla OPEC de korkuyor. Yani orada ciddi bir piyasa pay kavgası var. Yani millet pay için sürekli olarak üretim yapıyor falan. O yüzden de temel veriler bugünlerde ciddi olarak yoruyor petrol piyasasını. O da işte olumsuz veriler olduğu için de petrol fiyatları düşüyor. Bunun içine birçok şeyi insert edebilirsin, birçok şeyi sokabilirsin ama birdenbire temel veriler biraz dengeli yahut arka plana itildiğinde bir bakıyorsun jeopolitik güçler birdenbire son derece dinamik yahut volatil bir hale getirebiliyor. Çok onun için zor yani. Yoksa işler çok kolay olurdu. Herkes her şeyi bilirdi. Ama bugünlerde temel verilerin ciddi olarak petrol fiyatlarına baskı yaptığını biliyoruz. Bunu şuradan da görebiliriz mesela. Adamlar ne yapıyor? Bak şimdi bu dünyanın önde gelen şeyleri, analistleri, petrol evet. analistleri. Bu adamların beklentileri, Mesela Brent'e mi bakalım? Brent'e bakalım. Brent'te... Bak bir sürü adam tahmin yapıyor. Bunlar hepsi dünyanın önde gelen yani petrol analistleri falan falan bankalar. Bunların 2014'ün çeyreği 15 vesaire ileriye dönük beklentilerinin medyanı hala yüksek Brent'te. Yani değil mi? 14 mesela 106 falan ilk çeyrekte bekliyorlar. Şu an 100. Bugünkü fiyata göre beklentileri bullish, yukarı doğru. 3-5 dolar hepsi yere dönük beklentileri var. Şimdi bu bunların beklentisi. Peki, petrolde de, WTI'de de aynı şey. Yani WTI'de yani 92... Orada... Ne bekliyorlar? 100 falan bekliyorlar değil mi? 99. Yani beklentiler... Forward değerlendirmeler falan biraz yukarı doğru petrolde. Gerçekten de yani petrol 110 dolarlardan buraya geldi, 90'lara geldi. 90'lardan tekrar 100'lere doğru Peki, toparlar diye bekliyorlar. Peki bir izin isteyeceğim. Torunlar Peki. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan gelen bir açıklama var. Malum 10 işçimizi oradaki asansör faciasında kaybettik. Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazi üzerindeki tüm faaliyet durduruldu. Şeklinde bir açıklama kamu aydınlatma platformuna gönderildi. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından işçilerimizi anmışken bir başsağlığı ailelerine iletelim. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz. İş güvenliği mevzu Türkiye'de ciddi bir sorun. 301 madencimizi yitirdiğimiz o günlerden bugünlere yaklaşık herhalde 115 gün civarında bir zaman geçti. Belki 120'ye yaklaştık. Ne yapıldı, ne yapılıyor? Bütün bunlar Türkiye'nin sıcak gündeminde. Soğutulması da izin verilmeden ele alınması gereken mevzuların başında geliyor. Ama biz de yeri gelmişken Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan da gelen bu açıklamayı sizinle paylaşalım. Ali Sami Yen, eski Ali Sami Yen stadyum arazisi üzerindeki tüm faaliyetin durdurulduğu bilgisi yansıyor kamu aydınlatma platformuna. Evet. Peki fonlar ne yapmış diye bakıyoruz galiba şimdi. Didem mi? Evet. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Bakalım.
non-commercial'a bakıyoruz. Geçen hafta 3415 kontrat arttırılmış ama uzunca bir süredir de yani 1, 2, 4, 5 haftadır da bir düşüş vardı değil mi? Bu doğru mu? Değil mi? Bu kadar az kontrat olur mu ya? Ne bileyim sen açtın. Kafam karıştı. Bilmiyorum. Bir daha bakalım, bir saniye. Bak bakalım, doğru şeyi mi açtın? Bir an... Light sweet an, ne? Kuru doyalda. Bu ya, bir an zihnim durdu benim yani. E tabii durur, hepimizin zihni duruyor. Yaşanılan olaylar hepimizi etkiliyor. Senin de aklın oraya gitti biliyorum, değil mi? Nefes alamıyorum yani, o kadar... Neyse burada böyle görünüyor, öyle diyelim. Şimdi yorumlayacak halimiz yok ama çok düşüyor. Yok bu yanlış, tamam vazgeçtim. Bu nedir? Bak şu Crudoil Light Sweet dediği bizim hep baktığımız yoksa ayrı evet. Bir kolu, ayrı bir hayır. Alt şey mi? Yok, güzel soru ama hep baktığımız. Neden böyle çıktı bilmiyorum. Çünkü ben biliyorum petrol fiyatları 8-10 haftadır sürekli... fonların pozisyonlarını azalttıklarını biliyorum. Burada öyle gerilmiyor. Onun için tamam. Bunu geçiyorum. Peki, onun yerine, son bir dakika zaten istersen bir toparlayalım. Ben de bu arada bakıyorum hani tweetler var mı diye. Platin şöyle demiş, petrole ve altın onsa karşı TL hedge olarak kullanılamaz mı diye bir soru sormuş sana. Petrole karşı altın ve TL. Evet. Petrole ve altına karşı petrole TL. Petrole ve altına karşı TL. Yani bir şey hedge şu demektir. Herhangi bir exposure riskine karşı bir karşı aksi yönde hareket eden yani korelasyonu birebir olan birlikte hareket eden bir enstrümanı aksi yönde pozisyon alarak yönetebilirsin. Bunun için de korelasyon işlerine bakmak lazım. Bakabiliriz. Ama vaktimiz yok şimdi. Ona vaktimiz yok ama bir dönüp burada... bir ara bir bakar söyleriz. Biz şu stoklara bir bakalım son olarak istersen. Aa, tek güzel şey yani petrol fiyatlarında bu hafta açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıkladığı petrol stoklarında bir azalma var. Yani 7 ayın en düşük seviyesine geldi ABD stoklar. Bu gördüğün neredeyse o 5 yıllık ortalama... maksimumun böyle bir altına. Altında bir üstünde ve genelde de biraz daha düşüş eğilimli bir seyir izliyor. Aynen, biraz mevsimsellik de var tabii. Ama bu bir bakıma mesela normal bir günde böyle bir şey olsaydı petrol fiyatları zank diye dolar fırlardı. Bugün hiçbir şey olmuyor. Dediğim gibi temel veriler drivers direksiyonda. Dolayısıyla... teknik olarak biraz bakmak lazım. Yani şuraya geldi, direniyor. Burada destek buldu. Döndürelim falan şeklinde bir tavır. Yani önümüzdeki birkaç hafta için geçerli tavır olacak. Yahut zor gelenler için tabii elbette ki opsiyonlar var ama onlara da girmiyoruz şimdi. Ay Teşan, yani, çok teşekkür ederim. Sağ ol.